Abi Atatürk gökten indiği sarılan kitaplar demekle de demek istedi. Gayet onu demek istedi. Bu kitapların hiçbir kutsallığı yok. Gökten, Allah'tan falan inmedi. Bizim rehberimiz ilimdir, fendir dedi. Aynen. Yani ne demek istediyse onu dedi. Başka anlamlar çıkarmaya gerek yok. Bir Müslüman olarak Atatürk'ün son zamanlarında iman etmiş olmasını tekrardan çok isterim. Önceleri inançlı çünkü. Ama bir yerde bir kırılma noktası yaşıyor, kopuyor inançtan. İnşallah imanlı ölmüştür. Ben borçlu hissediyorum Atatürk'ü. Benim kırmızı çizgilerimdendir Atatürk. Ama kıvırmanın da lüzumu yok moruk. Adam Müslüman değil hayatının önemli bir bölümünde. Ateist olduğunu sanmıyorum. Çünkü o zamanın aydınları genellikle deist olur. Ateistten ziyade. Ateist çok aşırı bir pozisyon görülüyor o zamanlar. Ki bir de etkilendiği adamlar da deist, Jean-Jacques Rousseau falan. Muhtemelen deist ama Müslüman olmadığı da belli. Atatürk'ün son sözü aleykümselam. Voltaire bile ateizmi aşırı saçma buluyordu. Yani aydınlanma çağının entelektüelleri kolay kolay deist olmaz. Marksistler ateist olur. Pardon, kolay kolay ateist olmaz diyecektim. Marksistler genellikle ateisttir ama onun dışında işte dinle arası olmayan düşünürlerin çoğu deist olur. Voltaire, hakeza bunlardan biri. Ve Voltaire din asla yok olmasın, var olmaya devam etsin der. Çünkü der ki bu insanları din dizginliyor yoksa anamızı sikerler diyor. Ama hiç de öyle olmuyor. Bakıyorsun ateist toplumlarda gayet itaatkar oluyor. Çin en baba örnek. Hiç de halk yönetici kısmından aslında sikemiyor.